Merhaba dostlarım. Monte Kripto Kontu YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere Gate.io borsasının kullanımını ve Gate.io borsasındaki böyle bazı gizli özellikleri, ince özellikleri anlatacağım. Gate.io ile ilgili bir kullanım rehberi oluşturmaya çalışacağım. Hadi videomuza başlayalım. Müzik Arkadaşlar öncelikle şu şekilde ilerleyecek videom. Gate.io'ya üyelikten bahsedeceğiz. Sonra başka bir kripto para borsasından Gate.io'ya para aktarmaya bakacağız. Akabinde de Gate.io'nun özelliklerine bakacağız. İşte bunlar nedir? Nasıl trade yapılır? Emir türleri nelerdir? Gate Gate.io'daki küçük küsuratlı coinleri Gate.io'nun kendi token olan GT'ye çevirme ve startuplar, ön satışlar gibi şeyleri bakacağız sırayla. Öncelikle olarak üyeliğe bakalım. İzlediğiniz videonun açıklama kısmında arkadaşlar bir link bırakıyorum. Bu linke tıklarsanız eğer %10 komisyon indirimine üye olabilirsiniz. Sizin herhangi bir zararınız olmuyor. Aksine komisyon indirimi alıyorsunuz. Gate.io'da benim referansım üzerinden üye olduğunuz için de bir miktar komisyonlardan bir miktarını da bana iade ediyor. Ben de bunların karşılığı şöyle Twitter'da göstereyim arkadaşlar. Bu referans gelirlerinin bir kısmıyla düzenli olarak SMA hastalığı çocuklara yardımlarda bulunuyorum. Her ay Twitter'dan bunları takip edebilirsiniz. Böylece siz de destekte bulmuş olursunuz. Arkadaşlar buraya kullanıcı adınızı, e-postanızı ve şifrenizi giriyorsunuz. Büyük küçük harf ve rakam kullanmayı unutmayın. Bu benim referans ID'm. Ardından 18 yaşından büyük olduğunuzu onaylayıp sonraki diyerek üyeliğinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Ben Gate.io'yu kimlik onayı yaparak kullanıyorum. Bunun sebebi borsalarda kimlik onayının güvenini artıracağını düşünüyorum. Tabii ki yap yapmamak size kalmış ama benim kendi tercihim kimlik onayını yapmak yönünde oluyor. Arkadaşlar şimdi Gate.io'ya iyi olduk. Gate IO'yu açtık. Şöyle bir arayüz karşımıza çıkıyor. Sol üstte işte e, az önce de bahsettiğim e, startupların ön satışların işte oylama aktiviteleri vesaire hangi coin gelsin hangi coin gitsin ve gate chain e, vesaire bunları buradan izleyebilirsiniz. Trade kısmı burada e, burada çeşitli aktiviteler var. Bunlara bakacağız. Haberler kısmı işte bonuslar ödüller kısmı NFT kısmı NFT market kısmı Burada kendi profilimizi görebilirsiniz. Eğer kimlik onayı yapmak istiyorsanız şuraya geleceksiniz arkadaşlar. Ardından KYC ID doğrulamayı tıklıyorsunuz. Buradan kimlik onayınızı yapabilirsiniz. Cep telefonunuza bir link yönlendirip oradan hem selfinizi hem de kimlik fotoğrafınızı kolay bir şekilde çekebilirsiniz. Arkadaşlar ilk olarak az önce de bahsettiğim gibi başka bir borsadan Gate Gate.io'ya para aktaracağım. Çünkü yeni olduğum zaman bu borsada param olmayacaktır. Ve para aktararak kullanmaya başlayacağım. Cüzdana geliyorum. Funds Overview'a tıkladım. Ardından Spot hesabıma tıkladım. Şimdi ben USDT yatıracağım için bakın USDT burada var zaten. Direkt yatıra tıklayacağım. Eğer sizin şeyiniz yoksa buraya USDT yazabilirsiniz. Ardından yatıra tıkladım. Bu arada diliniz Türkçe değilse gelip buradan Türkçe'yi seçebilirsiniz. Bakın en aşağıda sağ üstteki dünya sembolüne tıkladım. Ben birim olarak doları kullanıyorum. Dil olarak da Türkçe'yi kullanıyorum. Arkadaşlar bu arada izlediğiniz video ödüllü bir videodur. Videoyu beğenen, yorum bırakan ve kanala abone olan bir kişi bu ödülü almaya hak kazanacaktır. 150 TL'lik ödülümüz vardır ve ödülü de bir sonraki videonun sabit yorumunda açıklıyoruz. Her videomuzda da bunu yapıyoruz. Bunları takip edebilirsiniz. Şimdi Tether yollayacağım USDT doları stabil kripto para. Ben Tron anda yollayacağım. TRC'ye tıkladım. Adresi kopyaladım. Binance'tan geleceğim. Para aktaracağım. Ee, şurada cüzdan da spot ve çekmeye tıkladım. Oradan coin olarak USDT seçtim. Adresi buraya yapıştırdım, yapıştırdım. Tron çıktı. Ardından ne kadar diyelim ki işte 500 dolar yolladık. 500 doları yolla dediğim zaman gerekli devam diyorum. E-postama gelen kodu ve autentikatör kodumu girdikten sonra param gönderilmiş oluyor dostlarım. Şimdi bunu gönderdikten sonra artık GTA borsama param tahmini bir 5 dakika içinde geçiyor. Ardından al sat kısmına geldim. Spotta klasik veya profesyonel fark etmez hangisini tercih ediyorsanız klasikten göstereceğim ben bugün. Şimdi bakın burada USD coinlerini yani USDC, USDT, USD coinlerini gösteriyor. Mesela Ethereum. Siz Ethereum'ı çok kullanıyorsunuz. Burada bizim için parite önemli. Ne diyor? Ethereum USDT paritesi. Fava tıkladığınız zaman artık sizin favorilenmiş coin'leriniz arasında giriyor. Mesela BNB'de Fava tıklayalım. Ardından favorilerime tıkladığım zaman şurada bakın favorilerine eklediğim coin'leri izleyebilirsiniz. Ben zamanında bunları zaten favorilerime eklemişim gör görüyorsunuz. Her biri de çok fazla hit yaptı, x yaptı. Gate.io borsasını kullanmanın bir avantajı da birçok borsa birçok coin kripto para token ilk başta burada listeleniyor sonra Binance'a geçme olasılığı oluyor. Mesela ben Mina token'ı burada paylaştığım zaman herhalde bir 2 dolardı. Yüzü hatırlamıyorum ama çok düşüktü ve Gate IO'daydı. Hatta bir küsür dolar bile olabilir. Ben paylaştıktan bir hafta sonra da Binance'da listelenmişti. Evet denk geldi ama Mina, Mina çok güzel bir protokol olduğunu bildiğim için, çok güzel bir proje olduğunu bildiğim için Binance'da listeleneceğini zaten bekliyordum ben. Ee, o yüzden de burada paylaşmıştım. İlerleyen süreçlerde DAO'da da aynı bir beklentim var. Ama şu an fiyatı çok iyi yerlere geldi. Ben bunu paylaştığım zaman 1.7 dolardı. Çok olmadı paylaşalda. Twitter'dan beni takip ederek bu paylaştığım anları takip edebilirsiniz dostlarım. Videoda izlediğiniz hiçbir şey tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi buraya geleceğiz. GT token alıp satalım. GT token veya bitcoin alıp satalım. Şimdi arkadaşlar Gate.io'da Marketten al veya sat diye bir şey yok. Diğer borsalarda gördüğümüz yani mutlaka bir fiyat girerek alıp satabiliyoruz. Ben bugün limit order ve stop yani stop loss'u ve limit satışlarını göstereceğim. Marketten alma mantığında anlatacağım. Mesela bitcoin alan fiyat ne kadarlık alalım? 250 dolarlık alalım. Fiyatımız ne olsun? Bak satanların en düşüne tıklayıp sonra şuraya tekrar alacağım miktarı giriyorum ve al diyorum. Emre onaylıyorum. Fon şifresi istiyor arkadaşlar. Fon şifrenizi girmiş olmanız gerekiyor. Bunu unutmayın. Her şeyde bunu isteyecek. Ama şu an ben de önümüzdeki bir saat içinde istemeyecek. Bakın emrim gerçekleşti. Ee, şurada trade işlemlerimi ve trade geçmişinde bunları takip edebilirim. Benim artık 0.014 BTC'm var. Bakın marketten alır gibi hiç beklemeden direkt aldım. Niye? Satanların en düşük fiyatta teklifini vermiş. Yani Bu adam pazar açmış. Diyor ki ben tavuğumu satıyorum diyor. Ben de diyorum ki senin sattığın fiyattan alıyorum. Bu da marketten alışverişle açtığında aynı şey. Bir de emir vermeye görelim. Mesela 250 dolarlığı diyelim ki şuraya 250 dolar yazdık. Ne zaman sat? Fiyat yükselince satsın. Mesela 55 bin dolar olunca satsın. Sat dedim. Emri onayladım. Bakın burada artık benim emrim bekliyor. Henüz gerçekleşmedi. Girdiğim emri girdiğim tarih var burada. Alıp satım gerçekleştiği zaman onunla ilgili bilgi verecek. İşte yüzde kaça satılmış, yüzde kaça alınmış vesaire birçok detayı gösteriyor burada. Bir de arkadaşlar Stop limiti satışa bakalım. Yine limit orderın içinde bakın burada stop order var. Stop order'a tıklıyorum. Tetikleme fiyatı 44 bin altına düşerse 43 bin dolardan sat. Ne kadar satacağım? Benim 0,005 kalmıştı galiba. Emri verdim. Bakın emrim gerçekleşti. Burada bekliyoruz. Stop order kısmına tıkladım. Diyor ki 44 bin altına düşerse 43 bin dolardan satarım diyor. Bunu ne için kullanırız? Eğer fiyat destek seviyesinin altına düşerse bunu kullanabiliriz dostlarım. Şimdi gelelim bir de cüzdana. Benim için önemli bir özellik Küçük küsratlı coin'leri. Bu arada elinizde GT bulunursanız eğer işlemlerinizden komisyon olarak GT kesiyor ve indirim yapıyor. Aynı zamanda mesela küsratlı coin kalıyor bazeninizde. Das swap diyorsunuz. İşte buraya tıkladığınız zaman işte bu, 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 bunları işte diyelim ki GT'ye çevir. Diyor ki karşılığında 0.3 GT diyor. Swap ettiğiniz zaman tamam diyorsun. Ve onlar GT olarak hesabına dönüyor. Arkadaşlar burada da startup kısım var. Ön satışlarla ilgili kısım var. Ufacık bir olsa bakalım. Bu ön satış açıldığı zaman buna tıklıyorsunuz. Diyorsunuz ki dolar cinsinden veya bazen DAO, cin, DAO ön koşuluyla istiyor ama çoğu zaman istemiyor. En az VIP 1 olmanız gerekiyor. Ee, VIP 1 olduktan sonra ön satışlara katılabiliyorsunuz küçük yatırımlarla. Bununla ilgili YouTube kanalıma gelip Gate.io yazıp arattırdığınız zaman e, ee, Startup nedir ve Gate.io VIP nasıl olunur bunları görebilirsiniz. Dostlarım sizler için açıklayıcı video anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Sizlerden de beklentim kanala abone olarak videoyu beğenerek destekte bulunabilirsiniz. Aklınıza takılanları yorum olarak sorabilirsiniz. Bu benim Twitter hesabım. Buradan beni takip edebilirsiniz. Aldıklarım sattıklarımı paylaşıyorum. Arkadaşlar bu da bizim Telegram grubumuz. Buraya girerek hem sohbet edebilirsiniz hem de güncel gelişmeleri takip edebilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle hoşça kalın